Evet, sağlık vaktinde stüdyo konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Ferruh Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, teşekkürler, sağ olun. Hocam, uyku apnesi ameliyatı nedir? Nasıl yapılır? Bununla alakalı biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şimdi uyku apnesi, uykuda solunum durması. Hı-hı. Türkçesi. Hı-hı. Bu iki tip oluyor. Biri beyin kökenli, birisi obstrüktif uyku apnesi. Obstrüktif demek, tıkanıklık demek. Bir yerde tıkanıklık var. Bu bir yer, nefes alan organ burun. Öncelikle tıkalı olan burnu açmanız lazım. Hı hı. Ameliyatta bu şekil oluyor. Yani burundaki tıkanıklığı ne yapıyor? Septum deviasyonu dediğimiz burun kıkırdağının eğriliği. Bu burun kıkırdağının eğriliğini düzeltiyoruz ameliyatta. Onun dışında tabii burnun kıkırdağı eğri olunca bir tarafı oyuk oluyor. O taraftaki et bu tarafa doğru büyümek zorunda. Hı hı. O büyüyen etleri de ameliyat etmek gerekiyor. O ameliyatlarda kesme yapmıyoruz. Sadece radyo frekans dediğimiz, radyo dalgalarından ısı üreten bir cihazla radyo frekans dediğimiz işlemi yapıyoruz. Bu burnun tıkanıklığına bağlı yaptığımız ameliyatlar. Evet. Onun dışında küçük dil ve yumuşak damağa bağlı problemler oluyor, tıkanıklık oluyor. Bir de onlara yönelik ameliyat yapıyoruz. Bu küçük dil ve yumuşak damağa yaptığımız ameliyatlar da süreç olarak en fazla 5 dakika süren bir ameliyat. Hmm. Herhangi bir kanama falan olmuyor. Bunu da radyo frekansla veya lazerle yapıyoruz. 3 saat sonra da yemek veriyoruz hastalara. Gayet konforlu ameliyatlar. 3 saat sonra da taburcu edip gönderiyoruz hastalara. Hocam peki horlama, yani bu yaptığınız işlem aslında uyku apnesi ameliyatı. Aynı zamanda horlama da denebilir. Evet. Çünkü horlama bizde tıptaki karşılığı ağız solunumu. Yani burnunda sorun olan insan horlar. Bu neden olabilir? Alerjiden ki çağın hastalığı burun alerjisi. Yani sokaktan 100 kişi getirin 50-60'ına bakalım burnunda alerji vardır. Burun alerjisine bağlı konka hipertrofisi. Veya deviasyon dediğimiz kıkırdak eğrileri, biz millet olarak evet, birazcık kıkırdağı eğri olan milletiz. Bir defa bunlar horlama nedeni. 45 yaşın üzerinde de horlamanın nedeni küçük dil ve yumuşak damağın gevşemesi ve sallanmasına bağlı. Birinde burnundan horluyor, birinde ağız ve burun birlikte horluyor. Yani zaten horlarken dikkat ederseniz hep derler ki ya alkol aldığım zaman biraz daha fazla horluyor. Ya da yorgun, veya yorgun olduğu zaman. Onun nedeni yumuşak dokular birazcık daha gevşiyor. Onların rezonansı, onların titreşim sesi horlama. Peki hocam kiloyla nasıl bir ilişkisi var bu olayın? Şimdi apnede de 3 ana problemin bir tanesi burnundaki tıkanıklık. İkinci problem küçük dil ve yumuşak damak. Üçüncü problem kilo. Kilo sorununun halledilmesi şart. Nedeni şu. Birinde hava alıyorsunuz. Aldığınız hava aşağıya inmesi lazım. Aldığınız havanın size yetmesi lazım. Şimdi herkesin belli bir boy ve kilo oranları var. Yani bilemediniz hani 5 kilo 10 kilo fazlasına kadar vücut tolere ediyor. Ama daha fazlasını tolere etmiyor. Şimdi düşünün 30 kilo fazlanız var. Lavaboya gidiyorsunuz 30 kilo yük sırtınızda. Oturuyorsunuz 30 kilo yük, yürüyorsunuz sırtınızda. Onu artık kaldıramıyor. Onunla ilgili de biliyorsunuz yani bu kilo, 50 kilo, 60 kilo fazlası olanlar var. Evet. Bunlarda da genellikle tüp mide ameliyatları yapılıyor. Balon denilen şeyler yapılıyor. Ya bir sürü önlemleri var. Biz normalde insülin direnci baktırıyoruz hastalara, apne ameliyatı yaptırdıklarımıza. Hormonal tahlillerini yapmamız lazım. Yani vücut yakıyor mu onu diyetçilerle, endokrincilerle, dahiliyecilerle ortaklaşa yürütüyoruz. Aslında o kadar güzel bir çalışma yapıyorsunuz ki hocam. Ben çünkü hocamla yıllardan beri beraberiz çalışıyoruz. Şimdi bu tip problemi olan hastalar aslında bizim bir konseyimiz var. O konsey evet, çatısı altında değerlendiriliyor. Yani genel cerrahımız görüyor, kulak burun boğaz görüyor.
Hatta ortopedi doktoru bile görüyor çünkü o hastaların pek çoğunda diz ağrısı olabiliyor. Tabii ya ki. Da beyin cerrahı görüyor. Ben görüyorum mesela. Evet. Ve bu hastaları radyolojik tetkikleri yapıldıktan sonra işte kilo problemi varsa o şekilde çözülüyor. Zaten hocam pek çok böyle tüp mide ameliyatına beraberinde horlama cerrahisiyle giriyor. Tabii, birlikte de yapıyoruz. Evet, ben mesela kendi rinoplasti yaptığım hastalara, estetik burun ameliyatı yaptığım hastalara çoğunlukla hocam da horlama ameliyatı çatısı altında eşlik eder ki bu hastaları çoğu zaman beraber de değerlendirdiğimiz oluyor. Ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz hocam gerçekten. Tabii çok güzel sonuçlar alıyoruz. Peki bir şey sormak istiyorum. Ya bu ameliyatlardan yarar görmemesi mümkün değil insanın. Tabii muhakkak. Yani düşünün şimdi küçük diliniz ve yumuşak damağınız gevşek. Sırt üstü yatamıyor bu hastalar. Evet. Yattığı zaman küçük dili ve yumuşak damak çöküyor. Burundan geçen hava buradan aşağı gidemiyor. Burada hep karıştırılan şey şu. Küçük dili ağzımızı açtığımız zaman tavan, yumuşak damak dediğimiz yer karşısı. Evet. İnsanlar hep şunu diyor, ya hocam küçük dil kesildiği zaman işte nefes borusuna, yemek borusuna kaçmıyor mu? O epiglot dediğimiz burası. Ha. O ayrı bir kapak. Bu dediğimiz küçük dil ağzı açtığında yukarıdaki tavan. Onu hep karıştırıyorlar, onu da bilgilendireyim diye söyledim. Peki geniz eti ile yani uyku apnesi arasındaki farklar ne? Yani geniz eti uyku apnesine sebep olur mu? Geniz eti 1,5 yaşındaki çocukla 12 yaşındaki çocukta olur. Peki bu yani geniz eti uyku apnesine sebebiyet verir mi? Şimdi çocuklarda şimdi bütün sorun nefes alma, oksijen alma. Şimdi burnun arkasıyla ağzın arası boşluk, nazofarynx dediğimiz boşluk. Bu boşlukta karşı duvarda üçüncü bademcik derler, lenfoid doku oluyor. Çok basit bir röntgen çektiriyoruz. Ağzı açıkken çocuğa yandan bir röntgenini alıyoruz. Bakıyoruz pasaj ne kadar kapalı. Ona göre de bu ameliyat bile değil. Yani biz de biliyorsunuz büyük olduğunuz zaman rahatlıkla ameliyata gidersiniz ama çocuklarımız çok kıymetlidir. Artık ya anestezide bir şey mi olur, ameliyatta kanama olur mu? Bu ameliyatın kanaması yok. Yani bu bir sıyırma, ameliyat da değil. Peki hocam geniz eti olduğunu bir aile nasıl anlar? Öyle bir çocuğun şikayeti ağzı nedir? Ağzı açık. Çocuk ağzı açık uyur. Ağzı açık uyuyor. Onun dışında? Çok sık orta kulak iltihabı olur. Çünkü normalde hepimizden, çocuklar da dahil, bir su bardağına yakın salgı genizden aşağıya akar akciğerleri nemli tutsun diye. Şimdi çocukta geniz eti olduğu zaman aşağıya akamıyor. Genizde birikiyor. Çocuk burnunu temizleyemez, yıkayamaz diye çektiği an genizdeki mayiyi olduğu gibi orta kulağa alır. Ondan dolayı çok sık orta kulak iltihabı olur. Yani geniz etinde ağız yapısı dişler eğri çıkar. Çocuk büyüyüp gelişmez. Belli süre bakarsanız küçük suyunu kaçırır altına. Yani büyüme ve gelişme hormonunu etkiler. Yani geniz eti dediğim ameliyatı çok basittir. Çocuğun zeka gelişimine engel olur. Oksijen alamıyor. Yani hiçbir gelişimini doku sağlayamıyor. Anladım. Geniz etiyle ilgili bir problem ama bu. Ama dediğim gibi de ameliyat dediğimiz şey bu genzindeki eti eskiden, benim babam da doktordu, onların zamanında anestezi pek ileri değildi. Birisi çocuğu kucağına alırdı, doktor parmağıyla sıyırırdı. Çok yumuşak bir doku. Ağız içinden girerek. Evet. Anladım. Şimdi de biz aletimiz var, bu genzindeki eti sıyırıyoruz, ikişer tane tampon koyuyoruz. Alıyoruz tamponları, kaldırın diyoruz. 5 dakika sürüyor ameliyatı. Peki hocam, horlama ameliyatları ne kadar sürüyor? Yani ağız içinin ameliyatı 5 dakika sürüyor. Eğer kıkırdak eğriliği varsa, et varsa vallahi ben en uzun ameliyatım sizde iyi biliyorsunuz. Ben biliyorum ama tekrardan sormak istedim. Peki hocam, bu hastaların normal hayatta dönüşü nasıl oluyor? Beslenmeleri nasıl oluyor? Diyelim ki hasta başka Anadolu'dan başka bir şehirden geldi. Ne zaman dönebilir? En fazla 3 saat yatırıyoruz hastanede. 3 saat sonra yemek yediriyoruz hastalara. Küçük dilini kesmemize rağmen, yumuşak damağı sertleştirmemize rağmen. 3 saat sonra yemek yediriyoruz. 3 saat sonra istediği yere gidebilir diyoruz. Çünkü bu ameliyatlarda kanama riski yok. Yani bir kanama şeyi yok. Eğer deviyasyon ameliyatı yapmışsak tampon koyuyoruz burunlarına. O tamponla seyahat de edebilirler. O bir hafta kalıyor. Şimdi bu burun ameliyatları siz de çok yapıyorsunuz. Evet.
Eskiden burun ameliyatlarında burnun bir deliğine bir metre bez, bir metre bez diğer deliğine, davul gibi şişer, nefes alamazdı biliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi yani koyduğumuz şu kadarlık teflon, split dediğimiz bir şey koyuyoruz. Tamam. Yanında boru var açık, oradan hava alıp nefes alabiliyor. Aynı gün bizde banyo yapabilir, gezebilir, dolaşabilir, istiyorsa işine devam edebilir. Sadece yemek yerken her şeyi yiyebilir. 10 gün çok sıcak yeme diyoruz. Çünkü biz orayı keserken lazer veya radyo dalgalarıyla kesiyoruz. Dolayısıyla yakarak kesmiş oluyoruz. Ondan dolayı da çok sıcak 10 gün yemeyin diyoruz. O kadar yani. Pek fazla şikayeti olmuyor. Uyku apnesiyle alakalı uykuda ölüm oluyor mu acaba? Uyku apnesi çok ağır bir hastalık. Trafik kazalarının çoğunun nedeni uyku apnesi. Uyku apnesi beslenemiyor, oksijen gitmiyor. Her şeye etkisi var. Ülke ekonomisine çok büyük zarar veriyorsunuz. Durduğunuz yerde uyukluyorsunuz. İş veriminiz olmuyor. Uyku apnesi neydi? Uykuda solunum durması. Azıcık daha durursa ölürsünüz. Hava alamıyorsunuz. Birazcık daha durması, hani aslan gibi adam hiçbir şikayeti yoktu. Ya sabah öldü kalktı deniliyorlar. Onlar kuvvetle muhtemel ki uyku apnesinden ölüyorlar. Peki hocam, oksijen yetersizliğinin başka etkileri nedir? Mesela dediniz ya, cinsel fonksiyonları etkiler. Her şeyi. Yani beynin gelişmesini, unutkanlık nedeni, dediğim gibi yorgun kalkıyorsunuz. Ya mesela Avrupa'da daha çoğu apneli olanların ehliyetine el koyuyorlar. Yani apne tedavisi gördükten sonra ehliyetlerini tekrar veriyorlar. Peki hocam, son olarak tekrarlar mı? Yani uyku apnesi olan bir kişi ameliyat ettiniz, tekrarlar mı? Hocam şimdi şöyle, küçük dilini tamamını kesiyoruz. Evet. Hiçbir yan etkisi yok. Yemesine, evet, içmesine, evet, konuşmasına. Onu genellikle hep söylüyorlar. Yani ameliyat taraftarı olmayanlar da söylüyor bunu. Hı hı. Biz de diyoruz ki ya bu ağaç dalı değil, tekrar uzasın falan. Tekrar uzaması diye bir şey söz konusu değil. Deviyasyonu zaten çözmüş oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani burun etlerini çekiyoruz. 10 sene, 15 yıl evvel yaptığımız ameliyatlarda pek geri dönüş olmuyor yani. Çok ileri derecede alerji olursa 3 sene, 5 sene sonra burun eti şişiyor. Biliyorsunuz lokal anesteziyle, evet, yapıyoruz. 3 dakikalık bir şey. Evet. Diş dolgusunun çok daha kolayı, dişe kullanılan lokal anestezik madde ve iğnenin aynını buruna yapıyoruz. Diş de buraya yapıyorsunuz, kıkırdak kemik burası. Bura zor. Ete yaptığımız yer et. Bir dakika sürmüyor, dişleri dahil her tarafa uyuşuyor. Zaten ameliyat bir dakika bir yere akım veriyoruz, bir dakika bir tarafa akım veriyoruz. Sadece etse tampon da koymuyoruz. Splint dediğimiz şeyi de kullanmıyoruz. Pedi dediğimiz şöyle küçük iki tane bez parçası koyuyoruz. Hastaneden çıkmadan iki saat sonra bunları alıyoruz. Onları da aldığınız için problem olmuyor. Hiçbir problem ağrısı olmuyor. Ağrısı sızısı da, evet, olmuyor. Tampon da olmuyor yani. Peki hocam, sonrasında ilaç tedavisi veriyor musunuz bu hastalara? Alerjide. Şimdi en büyük sorunlardan bir tanesi alerji. Mesela hasta size, apneli hasta veya horlayan hasta, belli bir süre sonra sizin ameliyatlarınızda da, bizim ameliyatlarımızda da belli süre sonra burun şikayeti olduğunu söylüyor. Burnun şikayeti daha çok burnumuzun derisi dudağımız gibi. Normal deri değil, mukoza dediğimiz örtü. Şimdi bu mukozanın üstünde koruma hücreleri var, mas hücreleri var. Mukoza alerjiye bağlı şişiyor. Reaksiyon veriyor. Bu reaksiyonun ameliyatı yok. Bunun tek tedavisi ilaç. Söylüyoruz, bazı maddelerden uzak durmanız lazım. İşte belli süre yıkatıyoruz. Hatta biz bir de aydınlatmak için çok yararlı olan bir şey söyleyelim. Kendileri hazırlayabilirler. Bir litre kaynar suyun içine bir tatlı kaşığı tuzla karbonat atıp eritin. Soğutun, oldu size okyanus suyu. Soğuduktan, kaynar su olması tuzla karbonat erisin diye. Soğuduktan sonra sabahleyin bolca burnunuzu yıkayın. Akşam bolca yıkayın, burun içindeki reaksiyonel, biz muayenede görüyoruz, bir sürü iplikçikler var. Onlar devamlı genze akıyor. Zaten en büyük şikayet burada bir şey takılıyor diye devamlı yapmaları. Evet. Burnunu o tuzlu karbonatlı suyla yıkadığı zaman o akıntıyı
temizlediği için burun oldukça çok rahatlıyor. Bunu yapmasa sinüzite de sebep olur değil mi hocam? Çok çok rahatlıyor. Çok faydası, yararı oluyor. Yani tıkalı burunlar diyorum. Sinüzite de sebep olabilir. Tabii ki. Bu nedenle yani tabii yapılmasının ki. Çok tabii önem arz ettiğini. Alerji sinüzite tetikliyor mu? Tabii ki. Yani çok rastlıyoruz. Şimdi buradaki bütün sorun şu. Mesela mükemmel burun ameliyatı olmuş hasta. Burnunda bakıyorsunuz kıkırdak gayet iyi. Şimdi biz kamerayla muayene ettiğimiz için hastaya gösteriyoruz. Hı hı. Onun için inandırıcılığı çok oluyor. Tabii. Buradan baktığımız zaman eğer buradaki etleri görüyorsak burun açık demektir. Hı. Ama hastanın şikayeti var. Bu şikayet tamamen alerjiye bağlı. Şimdi alerjide test yapılıyor. Hasta diyor ki alerji testine gittim. Hocam alerji çıkmadı. Hı. Alerji testi genellikle akarlara, polenlere, çayır, çimen, meşe ağacı, fındık ağacı, şu ağacı, bu ağacı na karşı yapılıyor. Evet. En çok alerji bayanlarda çamaşır suyu, deterjan, parfüm. Bunların testi yok. Sigara dumanı, bunun testi yok. Evet. Klima, bunun testi yok. Yani genellikle alerjiyi yapan maddelere karşı test bellilerine yapılıyor, bellilerine yapılamıyor. Gerçekten. Ondan dolayı alerjisi evet. yok demek değildir. Ama bu. Şimdi kan alıp yurt dışına gönderip orada bakıp... Ya bu dediklerime bakılmıyor. Yapıyorlar. Ben Almanya'da iki defa görev yaptım daha evvel. Sadece immünoglobulin E bakılıyor. Alerjiye reaksiyon varsa çıksın diye. Onlar da kesin değil. Yani alerjinin asıl da olduğu... gösteriyor ama neye alerjik olduğunu göstermek belli olmuyor. Orada yapılacak şey şu, tedavi ediyorsunuz. Yani belli süre maddeyle karşılaştığı zaman ya çok güzel gül karanfil. Kokluyorsunuz ne kadar güzel kokuyor veya parfüm ne güzel kokuyor değil mi? Ama bazı insanların tanımıyor. Buradaki koruma hücreleri tanımadığı için reaksiyon yapıyor. Bütün vücuttaki alerji hep bu. Evet. Vücudun tanımadığı maddeye karşı alerjiye reaksiyon vermesi. Doğru. O da akıntı, kaşıntı, hapşırma burunla ilgili olanlar. Devamlı eli evet. böyle. Mesela çocuklarda burun kanamasının en büyük nedeni burun alerjisi. Hı hı. Çocuk farkına varamaz. Gece uyurken kaşınır burnu. Buradan, burada ön tarafta little sahası deriz biz. Hı hı. Damarların birleşim yeri var. Çocuklarda çok incedir o. Çocuk şöyle yapıp kaşıdığı zaman oradan açılır. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Ferruh Yılmaz sağlık vaktinde stüdyo konuğumuzdu. Sağlık vakti devam ediyor efendim.